the Shire, Westfarthing, Bag End, Bagshot Row, Hobbiton. Now, where to begin? Yarabilirsek biz de çekeriz. Böyle giriş yaptık. Burada sağlı sollu. Burada Hobbiton evi var. Burada yukarıda, buralarda Hobbiton evleri var. Bu tarafta da var. Yani sürekli Hobbiton evleri var. Aynı dizideki şeyi, set buraya kurulmuş zaten aynısı. Ya şunlara bak, minnacık minnacık, küçücük her şey. Ne ya? Her şey. Hobbit evi hayatım, küçük olacak. Çok tatlı. Şunun güzelliğine bakar mısın, ağaç altındaki? Bak şu aradakiler de çok güzellermiş. Hmm, çamaşırından asmışlar. Şurada. Şuradan sunacakları da var. Burada tur guide anlatıyor. Detaylar veriyor evler hakkında. Gel gel. Minnacık satranç takımlarına bakar mısın? Ya salıncak falan, inanılmaz güzel. Nasıl alınacaklar da var. Satranç tahta şey koymuşlar. Ben bir iki tane var sandım. Ben tahmin ettiğimden daha fazla varmış. Evet. Ya set için bile olsa baksana. Her detayına kadar da yapmışlar. Çok şeker. Burada kıyafetlerini de koymuşlar. Örnek olarak küçük küçük. Yukarıdaki, şimdi tepeye çıkıyoruz. Yukarıdaki ev kimin eviydi? Bilbo'nun evine gidiyoruz. Bilbo'nun evi şurada. Kalabalık görüyorsunuz zaten. Orası Bilbo'nun eviymiş. Biraz böyle tepe tırmanıyoruz. Bak, diğer tarafta da şeyler var. Bir sürü Hobbit evi. Etrafı yapmışlar işte. Beşli çete burayı da ele geçirmiş. Buldukları her yere bina dikmişler. Mutlu musun? Mutluyum. Geldik. Bir hayalim daha gerçek oldu çünkü. Gerçekten mutluyum. Görmek istiyorduk. Hobbiton. 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 Evet, dedik. Yeni Zelanda'da burası.
Sonunda geldik. Neyse görmüş oluyoruz işte. Oradan Mordor'a gideceğiz, Isengard'a gideceğiz. Hepsine. Dur, oralara daha var. Önce şu Hobbiton şokunu atlatayım da ondan sonra Mordor'a gideriz. Ya çok anlatacak bir şey yok gerçekten. Hani her tarafta işte Hobbit evleri var. Sağlı sollu koymuşlar. Yani şuna bakar mısın? Fırın gibi yani her detaya kadar düşünülmüş. Şöyle. İnanılmaz tatlı. Göstereyim. Ya o yüzden çok konuşma olmayacak bunda büyük bir ihtimalle. Hani etrafı gösterebildiğimiz kadar gösteririz. Şöyle biraz daha tepeye çıktık şimdi. Aşağıda kaldı aslında. Yani bak şuradan çok güzel görünüyor aslında köy aşağıdan. Hobbit evleri. Şöyle gösteriyorum şu anda. Yani yeşillik her taraf tabii, doğası falan çok güzel. Avustralya'nın biraz daha dağlık versiyonu. Biraz daha dağlık burası. Şöyle arkamdan görebileceğiniz gibi burada da yine kıyafetleri falan koymuşlar. Şurada da bir tane yeşil kapılı ev var. Bilbo'nun evi de yeşil kapılı. Bak arkanda aşağıda kalıyor. Hmm, gördüm. Ama biz Bilbo'nunkine yukarıya gidiyoruz ya. Şu ev. Şunu diyoruz. Evet, orası da yeşil kapılı çünkü. Bakalım, gidelim Bilbo'nun evini de görelim. Neyse, tur rehberi geliyor bize açıklar diye düşünüyorum. Hadi bakalım. Sen oraya manzara izlerken ben de içimi dökeyim bari ya. Neden? Çok güzel. Ben böyle yapay şeyleri sevmiyorum. Ay sen de. Yani senin hayalin de okey. Sıkıntı yok, geldik. Ama bana dağ lazım. Dağ taş işte, lazım. Yeşillik arkadaşım al dağı da. Dere lazım, tepe lazım, hepsi. Akarsu lazım, şelale lazım. Bak çevir kamerayı. Volkanik alanlar lazım. Yani Yeni Zelanda'ya geldik. Gideceğiz, volkanik yerlere de gideceğiz de. Her şey var. Yeşilliği var, dağı var, taşı var, gölü var. Yani her şeyi var. Göl dedin. Bak orada aşağıdaki Hobbit onların küçük şeyinden bahsediyorsan eğer. O Hobbitler için. Bak senin için orada bak. Görüyor musun arkada kocaman? Gördüm. Onu da göremiyorsan. Bir an önce burayı bitirip dağ taş dere tepe yollara vurmamız lazım kendimizi. Ayıp ediyorsun. Yani Lord of the Rings sonuçta. Ay buranın içi de bomboş. Hiçbir şey yokmuş. Ha şimdi en tepeye çıktık. Tepeden de bu şekilde görünüyor. Aşağıda ufak şöyle gölet gibi bir şey var. Şurada. Bak şu ağacı hatırlıyorsun değil mi? Frodo değil de Bilbo ile Gandalf böyle sohbet ediyor bir bankta. Bu ağaç görünüyor evet. Sahnede. Şu ağaçmış. Bu önemli infoyu aldıktan sonra yine yukarıya doğru tepeye tırmanmaya devam ediyoruz. Şimdi Bilbo ile Frodo'nun evine geldik. Burası o evmiş. Buradaki pumpkinle şu yukarıdaki şu ağaç sahte. Yapay. Yapay. Sahte, yapay işte. Balkabağıyla balkabağıyla bu ağacı stüdyoya girmişler. Tek tek uğraşmışlar. Gelip bu ağacı buraya kondurmuşlar. Burası. Şöyle. Yine bunun içine de giriş izni yok. Hiçbirine giriş izni yok. Herhalde aşağıda bir yer var. Oraya bir göreceğiz. İçine yok. İçinde bir şey de yok ki zaten. Hayatım içi tahta yani işte. Normal. İçlerinin nasıl göründüğüne dair de başka bir alan varmış. Şöyle. İşte kaç tane pencere var falan onları anlattı. Başka hangi önemli bilgiyi verdi? Ha? Bu kadar. O kadar. İçine giremiyoruz, bakamıyoruz. Ama ben size şimdi içini yakından göstereceğim. Evet, bir tane masa var. Üstünde hediye kutuları gibi bir şey var. O kadar. Şöyle göstermiş olayım. Hava bir anda açtı şu an, güneş. Sabah soğuktu. Şu an hava 15-16 santigrat derece civarında. Doğası güzel tabii ki yani. Bu karşı tepelerde de koyunlar otlamaya devam ediyor. Şuralarda hep koyunlar var. Gördüğünüz gibi beyaz olanlar hep koyun. Burası normalde bir çiftlik aslında. Alexander Farm. Alexander Farm. Ağacın büyüklüğü peki?
ihtişamı çok büyük yani. Nasıl görünüyor? Ağaç güzel. Böyle güzelliklere güzel deriz. Ama gidip böyle yapaylıklarda yapay deriz abi yani. Çok mutluyum bugün. Bugün en mutlu günüm. Şimdi bu alan Bilbo'nun doğum gününün kutladığı alanmış arkadaşlar. O havai fişeklerin patladığı, aynen, eğlencelerin yapıldığı alan. Vesaire. Böyle bir tatravalli koymuşlar. Buraya hepsi alınacak koymuşlar. Aslında küçük küçük böyle oyunlar koymuşlar. Kitapta geçen evet. Hobbitlerin oyununda oyunlar diye. Şöyle etraf bu şekilde. Zaten tepede Bilbo'nun evi var. Bilbo'nun evi burada. Burası, şuradan da şimdi şeye gideceğiz. Sem'in evine gidiyoruz, aynen, şu an. Sem'in eviymiş. Oraya doğru gidiyoruz. Burada da yine başka bir oyuncak. Küçük çocuklar orada oynuyorlardı ya filmde. Hmm. Böyle. Şöyle bırakalım. Gel oyna şu oyunu. Sen de bir görelim. Bir yetenek görsün millet. Hemen. Okay. Thank you. Tur abi. Şey yap, daha dibinden at hayatım. Getir bana. Survivor'a gitsem elenirmişim. Aynen. Tur abi getir. Al bakalım. Al hadi sen yap. Birer birer yapacağım. Ha. Başım. Göründüğü kadar kolay değilmiş demek ki. Tur abiyi şimdi daha iyi anlayabiliyoruz. Evet. Bu eve girebiliyormuşuz içeriye. Bu ev normal dayalı döşeli bir hobbit eviymiş. Eşyaları vesaire her şeyi fullmüş. Girenler gereksiz bir wow tepkisi veriyor. Ben buradan sürünerek geçmem lazım. Nasıl çekeceğim ben bu videoyu? Bömde kanın 6 tane cihaz var yani. Ya içerisi muhteşem. Şuraya bak. Her detayı birbirinden güzel. Al sen çek burayı. Burası çalıştıkları alan herhalde. Ay çok tatlı her detayı. Yatak odasına gidiyorum. Şuraya bak. Hocam mahremse girmeyin. Yatak odası. Yani burada küçük bir çocuk var. Ona göre çocuktan daha küçük yataklar. Bak geldi gene bizimki. Ya bunu da tribünden geçemedi sabahtan beri. 10 kamerayla çıldıracak beni. Şöyle ben belki kıstas olurum ya. Şöyle. Sen olamazsın da. Ben olamam. Şöyle bana bir müsaade et. Şöyle yatağa. Şurada ranzalar var. Gel şunları göster. Geleceğim. Küçücük. Kameradan zaten çok bir şey anlaşılmıyor. Büyük görünüyor da. Aslında küçük bayağı. Ya şöyle görüntü olarak şu sandalye kocaman bir yetişkin sandalyesi ve ben yanında ben de çok küçük. Sen de küçüksün zaten. Evet çok, yani kıskas, ben de kıskas değilsin sen. Eğilerek geçiyorum ben bu adam onlar. Ay bunların banyalarını yesinler. Ateş gerçek arkadaşlar, yanıyor. Burada çalışma masası gibi bir şey. Louis,
Yani bu Bilbo'nun yazdığı hikayenin şeyi var sanırsam. Burada gözlükleri var. Burası mutfakmış. Şöyle. Mutfak yapmışlar ya, işte her detayına kadar şurada. Burası depo gibi yaptıkları yer. Meyveler, sebzeler vesaire var. Bulaşıklık. Soğanlar var. Şuraya bakayım da lavabosu bulaşıkları da yıkamak için yer yapmışlar. Gel yemek odasına bakalım. Burası da yemek odası. Burası şark köşesi. Çok güzel değil mi? Bilbo'nun şark köşesi. Fincanları işte çok tatlı. Burada hobbitlerin boylarıymış da. Normalde hobbit oluyor. Böyle. Bak benim boyum burada. Ben de çok uzun sayılmam. Sen uzunsun ya maşallah. Hobbitlerden uzunum. Sultan Hobbitlerin köse. Boylarını böyle yazmışlar. Yani işte küçük çocuklardan şeye kadar Poppy yazıyor burada. Başka birinin adı yazıyor. Penny yazıyor. Bayağı yani küçükler. Ben Hobbitlerden uzunum. Evet. Şimdi bitirdik evleri. En sonuncu ev dayalı döşeli eşyalı bir evdi. Onu da yeni yapmışlar galiba. Daha önceden yokmuş evet. Sanırım. Ya yapımı öyle uzun söyledi. Sürmüş çünkü her detayına kadar. Yani aynen. İnanılmaz detaylandırılmıştı. Ya orada bir çektik ama kamerada çok fazla anlaşılmıyor. Bir de kalabalık bir boyutlara grupla giriyoruz vesaire. Ya. Kalabalık hani çok herkes böyle fotoğraf çekmek, video çekmek çekilmiyor. İstiyor. Genel olarak fena değildi. Evet. Güzeldi. Ben de beğendim. Çok bakımlı bir yer. İnanılmaz yeşil zaten. Hani her yerden görünüyordur yeşilliği. Tertemiz, güzel, bayağı hoşuma gitti. Mutlu etti bizi. İlk durağımız burasıydı zaten. Dün geldik, dün gece geldik. Sabahında kalktık hemen saat 9'da. Sabah ezanıyla beraber yola koyulup buraya geldik. Buradan sonra da birkaç tane daha belirlediğimiz nokta var. Oraları gezeceğiz. Şurayı da göstereceğim. Burası da yine köprülerin olduğu yer. Burası. Girişte bir film, ilk filmde geçiyordu burası yine herhalde Gandalf'ın geldiği sahnede. Olabilir. Şurası, ben geldim şimdi. Köprüsü, değirmeni. Şurada su değirmeni var. Şimdi de içecek ikramları oluyormuş herhalde. Onun için şuraya gidiyoruz şöyle. 100 küsur dolara dahildir diye tahmin ediyorum. O kadar verdik. Turu tamamladık. Geldik burada şimdi soluklanmaya. Kafelerin olduğu yere bir şeyler içip tekrardan yolumuza devam edeceğiz. Bir sonraki noktada bakalım nerede olacağız.